AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Aziz Babuş'u çok teşekkürler. Sağ olun efendim günlüğe katıldığınız için. Sayın seyirciler, biz 3 saatlik günlük programımızı tamamlıyoruz. Şu anda Kuzey Afrika gezisine sürdüren Başbakan Erdoğan bir konuşma yapıyor. Arkadaşlarımdan rica edeyim, sanıyorum yaptığı konuşma Gezi Parkı eylemleri noktasında. Çıksın ortaya, ne talep ettiğini söylesin. Eğer tarihi Topçu Kışlası'na karşı çıkmaksa kusura bakmasın. Biz o tarihi Topçu Kışlası'nı onun yerinde yapacağız. Niye? O orada vardı. Ve biz yeşilse yeşilin Daniskası'nı yeni yayalaştırma projesinde de gayet güzel bir şekilde peyzaj çalışmalarıyla her şeyle onu da yapacağız. Ama bunların inanın böyle bir derdi yok. Bunların belediyelerin olduğu yerlere bakın. Adeta çöl gibidir. Sahra gibidir. 10 yılda 120 şehir ormanı kurduk biz. Ve Türkiye'ye 900 bin hektar yeni orman kazandırdık. Hiç bunlar televizyonlarda konuşuluyor mu? Gazetelerde şu anda bunları okuyor musunuz? Hayır. Bu hükümeti çevre karşıtı, ağaç karşıtı, yeşil karşıtı diye lanse etmek büyük haksızlıktır. Sayın seyirciler, bir ajanslardan geçen Gezi Parkı eylemleri konusundaki bilgileri yeniden paylaşma noktasında Başbakan Erdoğan'ın sözleri yeniden ekranlara taşımış olduk. Günlük programına biz burada son noktayı koyuyoruz. FX TCR, Forex'in doğru adresi. Sayın seyirciler, az önce Başbakan Erdoğan'ın daha önce yapmış olduğu bir konuşmayı ajanslardan yeniden geçimi esasında tekrar ekranlara taşıdık. Bu Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuyla ilgili bir açıklamaydı. Hemen altını çizelim. Kuzey Afrika gezisi Başbakan Erdoğan'ın devam etmiyor, devam ediyor ve burada herhangi bir mesaj şu ana kadar vermiş değil. Suriye'ye yönelik mesajları vardı Başbakan Erdoğan'ın ve yarın dönüşü bekleniyor. Herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı da bilinmiyor. AK Parti İl Başkanı